bir şehir sanatçısıyım. İlk işte Sergin Güller'in Obası galeri 77'de açılmıştı. Şu an ise Rüya Bitti Kırmızı Ceket adlı ikinci kişisel sergimi açtım. İki serginin karşılaştırmasını yapacak olursam, ilk serginde Güller'in Obası'nda yine peyzajların ön planda olduğu resimler vardı. Hayvan şiddet ve avcılığı eleştirilen resimler yapmıştım. Daha hareketli kompozisyonlardan bahsedebilirim. Bu sergimde de yine peyzajlar yer alıyor ama bir önceki sergime nazaran iç mekan resimlere girmeye başladım. 2016'dan beri sarı rengin ön planda olduğu bozkır resimleri, hayvanlar, ironiler, hikayeler resimlerine girmeye başladı. Neden bu hikayeler resimlere girdi dersek, daha çok çocukluğumun geçtiği coğrafya köyüyle ilgili, orada büyüklerimizden dinlediğimiz hikayelerde çok etkiliyor olduğunu diyebilirim. Benim için bozkır her zaman geçmişten beri, çocukluğumdan beri inanılmaz etkileyen bir kareler, coğrafya diyebilirim. Ve sürekli beni uçsuz bucaksız tarlalar, dağlar heyecanlandırmıştır. Yaşamsal olarak bozkır zordur, sıcaklık, kuraklık. Ama resimsel olarak inanılmaz estetik ve etkili geliyor. Ve özgürce bir özgürlük hissi, duygusu da yaratıyor diyebilirim. Resimsel geliyor. Bunu biraz şeye benzetiyorum. Ne kadar doğru bir benzetme bilemiyorum ama Albert Dürer'in yaşlanmış annesinin duruşu, kırışık suratıyla resmetmesi bu şey olarak o yaşlılık, çirkinlik gibi görünebilir ama resimsel olarak çok etkilidir. Buna biraz yaptığım bozkır resimleriyle de ilişkilendirebilirim. 2003-2007 yılları arasında Eskişehir'de lisansımı yaptım ve 2008'de Diyarbakır'a öğretmen olarak tayin çıktı. 8 yıl boyunca orada kaldım. Sürekli okula giderken öğrenci portrelerimi çalışıyordum. Boş zamanlarında köye gidip orada zaman geçiriyordum. Çünkü anneannem de İstanbul'a taşınmıştı ve orası boş kalmıştı. Geçmişimin, çocukluğumun geçti bir yerde. Hafta sonları tatillerde oraya gidip daha çok film izleyip videolar çekiyor, hikayeleri biriktiriyordum. İlk serginde de video işim yer alıyordu, Zemar Ağat diye. Bu serginde de o dönem çektiğim Kunt, yani baykuş adlı video işim yer alıyor. Köyde işte anneannemin bahçesinde gezerken incir ağacına bağlanmış kırmızı ceketi gördüm. Herhalde anneannem incirlere kuşlara zarar vermesin diye bağlamıştı. Ceket yırtılmamış, yıpranmamış, sadece rengi solmuştu. Oraya da getirip bir kayıp ütüledikten sonra işte çok hoşuma gittiği için oraya gittim falan. Sakladım ve sakladıktan sonra şey olmaya başladı. O kırmızı ceketin içinde kendimi görmeye başladım. Düşünce, fikir olarak ve bunları resimlerime, video işlerine de neyse çekimlerime, oradaki karakterlere de yapışmış oldu diyebilirim yani.